Kapanışa Doğru ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Kapanışa Doğru programında bugün hangi başlıkları ele alacağız? Şimdi enerji piyasasında aslında sesler daha yüksek çıkıyor artık. Çünkü ambargolar Amerika ve Rusya arasında başladı. Önce petrol ithalatı ile başlandı. Sonra ham madde ithalatı denildi. Bu zincire tabii ki Avrupa Birliği de eklendi. Rusya'ya ek yaptırımla onaylandı. Gelin bir bakalım hangi başlıkları ele alacağız. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ek yaptırımı dedik. Rus denizcilik sektörü bazı yetkililer ve oligarklar ile 3 Belarus Bankası'nın SWIFT'ten çıkarılmasını içeren yeni yaptırımları Avrupa Birliği onayladı. Bu yaptırımlara göre kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılması da engellenecek ve bazı ürünlerde ve teknolojilerinde Rusya'ya gönderilmesi yasaklanacak. Bir diğer başlığımız arz güvenliğine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Arz güvenliği ve fiyat istikrarı için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar mercek altında, gereken müdahaleleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve öncü göstergelerde 2022'de de büyümenin devam edeceğini gösteriyor dedi bize. Enflasyon sadece ülkemize mahsus bir durum değil. Gelişmiş ülkelerde aynı sıkıntılarla mücadele ediyorlar dedi. Kur korumalı mevduata ilişkinde açıklamaları önemliydi. Orada da rakamın yaklaşık 550 milyar TL'yi bulduğuna dikkat çekti. Ve üçüncü başlığımız AB'den geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin yeterli miktarda elenci stoğu olduğunu ve kış sonuna kadar Rusya'nın ithalatına bağlı olmayacağını belirtti. Bugün detayları da yine konuşacağız. Rus gazına ihtiyacımız yok dedi. Fakat tabii biz sadece kömürü, nükleeri konuşuyoruz ama diğer fosil yakıtlarda da acaba vergi indirimi gelir mi? Bu da kafaları karıştırıyor. Yeşil enerji, sürdürülebilirlik derken bir anda kendimizi bu enerji kriziyle fosil yakıtlarda verginin kalkması tehdidiyle, riskiyle de karşı karşıya bulduk. Ve son maddemiz Kremlin'den, Rusya'dan geldi. ABD Rusya'ya ekonomik savaş açtı diyor Kremlin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan petrol ve diğer enerji ithalatını yasaklamasının artından Moskova'nın da daha ciddi adımlar atacağı konusunda uyardılar. Şimdi başlıklar böyle. Gidelim yatırım finansmana soralım bakalım. Bütün bu detaylar özellikle nasıl etkiliyor piyasaları? Az sonra gideceğiz yatırım finansmana ama onun öncesinde bir New York'a gidelim. Bloomberg HT New York temsilcimiz Melike Ayan hazır. Melike hoş geldin yayına. Neler söylersin? Açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem Kremlin'den geliyor hem de Avrupa Birliği'nden Rusya'ya dair ve bugünkü borsa tarafındaki beklentileri de soralım. Evet, borsa tarafındaki beklentiler olumlu yönde. Gerçi VIX 34'e fırlamış durumda şu an itibariyle baktığımda. Bir ara sabah saatlerinde neredeyse 500 puanlık bir artışı vardı. Nasdaq şimdi geriliyor. 399'lara geldi. Dow Jones ile S&P 500'de yeşilde, hala yeşilde Güzem kendini tutuyor. Neden? Rus-Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'de Perşembe günü, yani yarın toplanacaklarına dair ana başlıklar etkili oluyor. Bununla birlikte petrol 14 yılın zirvesinden geriledi. Kendini şöyle bir geri atarken altın da 4 günlük artışına bir ara verdi. Ve şu anda altın, gümüş, petrol kırmızıda satışta. Bu sürdürülebilir mi? Soru işareti. Bütün gün boyunca devam edecek mi? Gerçekten soru işareti. Çünkü emtia fiyatları artmaya devam ediyordu. Güvenli limanlar, altın ve diğer gümüş gibi birçok emtianda arttığını gördük, gözlemledik son 6 gündür, hatta son 2 haftadır. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı'nın envanter raporları da gelecek bugün. Bu önemli. Job openings'e açılan iş sahalarıyla, alanlarıyla birlikte ki 1 milyon 950 bine çıkması beklentisi var. Hazine faizleri de bu arada kendini yukarı çıkardı Güzel. Bir yandan da MBA mortgage başvuruları geldi. 8,5% artmış, bir önceki dönem %0,5'ti. Düşük bir yerdeydi. Bu önemli ekonomik veri akışı açısından bu kadar. Sadece 3 önemli ekonomik veri gelecek ama yarın TÜFE. TÜFE'nin %7,8'lere çıkması bekleniyor. Güzel, bir önceki dönem bakıyorum %7,5'tu. Hadi gıdayı enerjiyi çıkar, yine artış var. %6'dan 6,5'a çıkması bekleniyor. Bu dünden itibaren zaten 0,1 artırılmış durumda. Bunlar Bloomberg ekonomistlerinin tahminleri tabii ki. Bununla birlikte şu anda risk iştahının biraz arttığını görüyoruz ama yataya yakın bir yerdeyiz. Yani kırmızıya da satışa da her an geçebiliriz. Ana başlıklarla birlikte gelecek gün içinde gelecek ana başlıklar neydi? Rusya-Ukrayna ile alakalı olarak diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum.
Melike çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Melike yanında görüşlerini aldık. Şimdi gidelim yatırım finansmana bakalım. Onlar nasıl görüyorlar bu fiyatlamaları? Serhan yeni gün olacak orada. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü. Serhan Bey hoş geldiniz yayına. İçeride tekrar borsanın ve doların aynı anda yükseldiğini görüyoruz. Aslında biz bu hikayeyi 1,5 senedir tanık oluyoruz, fiyatlıyoruz. TL değer kaybederken borsa yükseliyor ama ne kadar kalıcı olur bu anomali ne dersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, bunu bir anomali olarak da görebiliriz elbette. Çok uzun vadeli geçmiş yıllardaki bazı tecrübeleri dikkate aldığımızda. Tabii burada özellikle de bu hareketin sebebinin ne olduğu önemli. Yani neden kur yükseliyordu? O sırada borsa eğer düşüyorsa neden düşüyordu? Ve şu an çıkıyorsa biz bunu neden anomali olarak isimlendirmeliyiz? Bunlar biraz daha böyle teorik tartışma konuları. Fakat son 1,5 yıldır özellikle de Ekim ayından bu yana aradaki korelasyonun biraz daha pozitif bir şekilde kendini göstermesinin temel sebebi borsamızda ağırlıklı olarak da sanayi şirketlerinin döviz geliri olan ihracatçı şirketler olması ya da yurt içinde işlem yapıyorlarsa bile ürünlerini genelde dövize endeksli olarak fiyatlayabiliyor olmaları. Bu nedenle de kur yükselişi şirketlerin ciro beklentilerini yukarı çektiğinden borsayı da olumlu etkiliyor. Yani aslında kur ve borsa arasındaki bu ilişkinin aynı yönlü olarak artık çalışıyor olmasını belki de normal karşılamak, hatta çok temel finansal değerleme metotları üzerinden bakarsak çok da olması gereken durum olarak belki de görmek, yorumlamak gerekiyor. Son dönemde, aslında son birkaç yıllık dönemde Ekim ayından beri çok belirgin bir şekilde tecrübe ettiğimiz gibi de bunu böyle yaşıyoruz. Şimdi piyasaya ne olduğuna bakarsak, dün Joe Biden ambargo olarak beklenen kararlarını açıkladı. Amerika herhangi bir enerji ürününe ithal etmeyecek Rusya'dan. İngiltere'de benzer kararları açıkladı. İşte Avrupa'da da üçte bir oranında bağımlılığı azaltma yönünde bir plan bildirildi. Bunlarla beraber pazartesi günü bir ambargo korkusuyla haftaya başlayan piyasalar bu konuyu da geride bırakmış oldu. Geçtiğimiz haftada mesela hafta sonu SWIFT sisteminden Rusya'nın çıkartılması kararı alınacaktı. Bunun korkusunu yaşadık 2 hafta önce. Hafta sonu o karar geldi. Pazartesi negatif başladık, ardından toparlandı piyasa. Dolayısıyla da burada piyasaların aslında baktığı şey korkulan olduktan sonra bunun piyasalara ne kadar etki edeceği. Ama hep işte arka kapılar bulunabiliyor ya da hemen kısa vadede bir etkisi olmayabileceği, zamana yayılabileceği, o zaman içerisinde de bir takım çözümler üretilebileceği beklentileri biraz daha değerleme odaklı piyasaların hareket etmesini sağlayabiliyor. Bugün Avrupa borsaları, yani Almanya %5 yukarıda mesela. Biz hani buna göre geride bile kaldık. Fakat biz zaten geçtiğimiz dönemde Türk şirketlerinden bahsediyorum, yurt dışına görece pozitif bir ayrışma sergiliyordu. Bu yüzden hani bizim bugün Almanya'ya göre biraz daha düşük bir yüzdede pozitif olmamız çok anlaşılabilir bir durum. Ama 2000'in üstünde bir tutunma biz sergiliyoruz. Hani geride bıraktığımız dönemde gelişmiş ülke ya da gelişmekte olan ülke borsalarına bakarsak birçok borsa Rusya-Ukrayna savaşından, bu çekişmeden çok belirgin şekilde negatif etkilendiler. Çok ciddi satışlar oldu. Şimdi onlar biraz daha hızlı toparlayabiliyor. Bu arada tabii Ukrayna'nın NATO ile olan ilişkisindeki belki bir kopma ya da işte başvurunun geri çekilmesi gibi haber akışları da vardı. Bu da Rusya'nın istediği bir durum olduğu için oradaki stresin azalabileceğini, işte problemlerin, çözümsüzlüğün belki de çok uzamadan sona erebileceği gibi bir algı yarattı. Bunun da piyasaları desteklemiş olduğunu düşünüyorum. Bizim açımızdan tekrar söylüyorum, Türk şirketleri değerleme olarak ucuz. Bunun rakamsal olarak da potansiyel getiriler anlamında da bir desteği var. Borsamızda şimdi bakıyorum, hani bankalar biraz daha tabii bugün olumlu tarafta. Çünkü CDS primlerimiz biraz geriledi. Ayrışıyorlar ama genel olarak bir alım hareketi, sektörel bazda çok fazla ayrım yapmadan da tüm sektörlere yayılan bir alım hareketi var. Fakat bununla beraber şunu ekleyeyim. Bu yükselişe rağmen çok güçlü bir para girişi görmüyoruz. Yani hacim belki fena sayılmaz ama 30 milyar BIST yüzde ya da 37 milyar BIST tümde bunlar yüksek hacimler. Ortalamaların üstünde en azından. Ama para girişi çıkışına baktığımızda, ilk 5 kurum, aktif kurumlar bazında baktığımızda çok güçlü bir para girişi yok. Hatta yabancı bir miktar satış tarafında, yani bu yükselişte belki pozisyon azaltıyor olabilir. Yabancı ağırlığı azaldı. Onu da ayrıca bir parantezde tabii belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla da hani para girişi olmadan yaşanan böyle bir yükselişe tabii ki kırılgan bir yükseliş demek gerekiyor. Olur da tekrar rüzgar terse dönerse biz de bundan etkileniriz. Teknik seviyelerden de son olarak bahsedeyim. 2050-2060 bölgesi bir direnç bölgemiz.
Bugün de işte 2054-55'e kadar yükseldik. Daha sonra biraz geri çekildik. Şu an 2040'lardayız. Buralar bizim direnç bölgemiz kısa vadeli. Eğer 2050-2060 bölgesinin üstüne yönelirsek de bunun hacimli ve para girişiyle olmasını tabii ki tercih ederiz. Bu durumda 2100'e doğru, bir sonraki dirence doğru bir hareket beklenebilir. Orta vadeli, uzun vadeli endeks hedefleri 2500-2600 gibi seviyeleri işaret ediyor 12 aylık vadede bakarsak. Destekler anlamında da 1900, yani 2000 hani psikolojik bir destek olarak düşünebiliriz artık. Onun altında 1960-70 bandı. Onun da altında biraz daha satışların hızlanabileceği 1910 seviyesi önemli destek olarak görülüyor. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdi emtia tarafındaki aslında fiyatlamalar da bize bir kez daha enerji tarafındaki emtia, tarım emtiaları, sanayi ve değerli metaller buradaki ayrışmanın keskinleştiğini söylüyor, netleştiğini söylüyor. Birazdan yönetmenimiz ekrana getirir. Şimdi altın fiyatlarındaki düşüş hızlandı %3,5 ve 1978 dolara tekrar geldiğini görüyoruz. Ons altın fiyatlarının benzer şekilde gümüşte de zaten bir hareket var. Yine sınırlı aşağı yönlüydü sabah saatlerinde. Ama burada enerji fiyatlarının hala yukarı seviyelerde kaldığını da hatırlatalım. Ekrana geldi. 2058'lerden 1977'lere geriledi altının ons fiyatı. Bu tarafta tabii bir yandan savaşa dair riskler, krizler, buradaki haber akışı yumuşadıkça altında güvenli liman talebi yavaş yavaş bu özelliği azalıyor. Gidelim hemen araştırma masasına. Çağlar Kuzukluoğlu bizimle olacak. Çağlar, hoş geldin yayına. Bir yandan tabii biz Kremlin'in açıklamalarını takip ediyoruz. Öte yandan dün Biden'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Şimdi Avrupa piyasaları tabii bu krizin hemen göbeğinde. Enerji olarak da Rusya'ya çok bağlılar. Her ne kadar deseler de biz bu kış için Rus gazına ihtiyaç duymuyoruz diye. Ama detaylarda ve piyasa derinliğinde neler dikkatini çekiyor? Avrupa nasıl etkilenir? Güzel. Aslında dünyanın bir nevi ekran başında birbirine artık çok bir uzaklığı kalmamış gibi, ama yine de coğrafi konum tabii ki senin de altını çizdiğin üzere konunun cereyan ettiği coğrafyaya yakın ülkeler için, ki Türkiye'de yaşayanlar bunu özellikle deneyimlemede son derece tecrübeliler. Özellikle dünyadaki jeopolitik konuların etrafında çokça cereyan ettiği bir ülke olarak, ama Avrupa Birliği ve Euro bölgesi ülkeleri tabii ki şu anda Rusya'da, Ukrayna'da daha doğrusu, Rusya'nın girişmiş olduğu bu harekattan kaynaklı olarak konudan başat biçimde etkilenir vaziyette. Hem işin ekonomi politik tarafındaki derin bağları, hem de piyasalar nezdinde. İlk grafiğimizde ekranda görüleceği üzere bu olgu elbette ki endişeyi arttırır vaziyette. İlk sözlerime başlarken altını çizmeye çalışmıştım. Bu noktada piyasaların birbirinden çok bir artık bağlantısız olma durumu yok, ama coğrafi konumun etkisi burada da görüleceği üzere. Bizim sık sık başvurduğumuz VIX endişe endeksi ve VWX, Avrupa'nın bir nevi endişesini gösteren iki endeksin arasında ciddi anlamda bir fark var. İkisi de yukarı yönde seyrediyor. Evet, bu noktada bir ayrışma yok, ama tıpkı Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın ayrışması gibi para politikasında, burada da endişe tarafında bir taraf çok daha fazla reaksiyon göstermiş vaziyette, ki bunun ilk nedeni olarak coğrafi yakınlığı göstermek herhalde yanlış olmaz. İkinci grafiğimize geçersek de finansal koşullar endeksi Avrupa'da, Euro bölgesinde Temmuz 2020'den beri en düşük seviyelerine geldik. Bir miktar toparlanma var. Az önce de altı çizildi. Keza borsadaki hareketlere de Eurostoxx endeksi bazında bakarsak, Avrupa'da teknik seviyelerden yukarı yönde burada irade sergileme eğilimi var hisselerde, ama özellikle yorumlara baktığımızda, analiz raporlarına baktığımızda teknik seviyelerdeki yükselişin tıpkı az önce senin altında söylediğin aslında bir nevi olguya benzer olarak kalıcılığı tartışmalı olarak seyrettiği, ki bu noktada oversold, yani gereğinden fazla satış olduğuna dair de yorumlar var. Ama masada çözüm olması ihtimali elbette ki BIST'te de olduğu gibi burada yukarı yöndeki hareketi, ki şu an ekranda görülen finansal koşullar tarafında da bir düzelmeyi getirebilir. Bunu da belirtelim. Son grafiğimiz de güzel. Avrupa ile Amerika'yı kıyaslamak için
yaptığımız Eurostoxx'la S&P relatif karşılaştırdığımız fiyat kazanç oranı grafiği. Bu noktada 2005 yılından itibaren değerli izleyicilerimiz burada aslında euro dolar kurunu da gözlerinin önüne getirebilir ki 2005 yılında 1.18'di, 2008'de 1.58 gibi bir zirvesi var. 2018'de 1.23, 2020'lerde 1.22 ama 2015 ve 2016'da 1.05-1.06'ları gördüğünü hatırlayalım euro dolar paritesinin, ki bu noktada aslında buna benzer iniş çıkışları var. Yalnız şu anda gelmiş olduğu nokta, burada Eurostoxx'la S&P'yi relatif göz önüne aldığımızda önemli bir aslında gerileme söz konusu Avrupa tarafında. Bunu da ilk iki grafikte vurguladığımız açıkçası coğrafi konumun nedenselleştirmesine bağlamamız herhalde mantıklı olacaktır diye söyleyebiliriz Güzel. Teşekkür ediyoruz Çağlar aktardıkların için ve kısa bir araya gidiyoruz. Aranın arkasına devam edeceğiz. Evet, Londra'ya gidiyoruz. Cüneyt Başaran bizi bekliyor. Cüneyt, hoş geldin yayına. İyi akşamlar. Savaşın etkilerini aslında her gün yeni bir perdede görüyoruz. Zaten seninle iki haftadır yaptığımız her yayında konuşuyoruz ama her yeni gün sanki söylemler biraz daha sertleşiyor yaptırımlar konusunda. Şimdi dün Biden'la Putin'in misillemesini gördük karşılıklı. İşte petrol ithalatını yasaklayacağız dedi ama zaten Amerika'nın çok da Rus petrolüne bağımlı olmadığını biliyoruz. Ama Rusya dedi ki bu sefer ben de ham madde, sanayi metalleri gibi bu tarz ürünleri size ihraç etmeyeceğim dedi. Şimdi bugün bu tabloya bir de aslında AB'den gelen açıklama var. Bu kış için zaten Avrupa diyor ki bizim de Rus gazına ihtiyacımız yok. Ama işler bu kadar kolay mı? Değil. Yani işler bu kadar kolay değil. Sonuçta Rusya Rusya açısından bakıldığında, Rusya gazına bağımlılık ya da petrole bağımlılık ya da emtiyazına bağımlılık açısından bakıldığında İngiltere ve Amerika için durum çok zor değil. Yani dün konuştuk özellikle enerji konusunda ne Amerika'nın ne İngiltere'nin iki haneyi aşmayan bir Rus doğal gazına ve Rus petrolüne olan bağımlılığı var. Tabii ki Rusya'nın birçok emtiyada da önemli bir şey var, ağırlığı var. Bunun içerisinde alüminyum koy, işte paladyum koy, buğday koy, tarım emtiyası olarak birçok üründe var ama yani bu kadar önemli bir yaptırım savaşına girmiş Amerika Rusya için bu daha kolay. Fakat Avrupa için hep söylüyoruz, bağımlılık daha yüksek. Ama bu arada bugünkü Avrupa'nın çıkışını bence bir kenara koyalım. Çünkü biliyorsun Avrupa %50 oranında bir bağımlılık söz konusu. Daha doğrusu Rusya petrolünün %50'sini Avrupa'ya satıyor. Doğal gazın ise %75'ini satıyor Avrupa'ya. Eğer Avrupa Anglo-Sakson aksın arkasında sıralanmaya başlayıp önce petrolde arkasından da doğal gazda zamanı yayılmış bir şekilde aynı İngiltere'nin 2022 yılında ben Rus petrolü ve doğalgaz bağımlılığımı sıfırlayacağım demesi gibi bir plan ortaya koyarsa, bu planı özellikle işte Amerika'dan gelecek LNG, belki Türkiye üzerinden yeni yapılacak boru hatları, işte Kuzey Afrika'dan daha fazla LNG, belki Norveç'ten daha fazla doğalgaz gibi hamlelerle birleştirecek olur ise bu gerçekten oldukça sıkıntılı bir duruma gider Rusya açısından. Çünkü evet, Rusya dünyanın 11. büyük ekonomisi. Bir yere koyalım. Evet, Rusya Avrupa için birçok enerji emtiyasında önemli bir oyuncu. Bir kenara koyalım. Ama sonuçta bir Çin değil. Yani ilk 10 tane emtiyasına baktığımızda ya enerji konusunda öne çıkan emtiyaları görüyoruz ya da diğer ham maddeleri görüyoruz. Yani işlenmiş katma değeri yüksek. Eğer o ülkeden bunu almazsam başka nereden alırım? İşte o ülkeden bu ürünü almazsam ben şunu üretemem ya da ben o çipi bulamazsam işte uzay yarışında geride kalırım gibi durum söz konusu değil. Kısa ve orta vadede Rusya'nın yapmış olduğu tehdidin karşılığı var ama bunun en fazla ağırlığı Avrupa'nın üzerine, Türkiye'nin üzerine, Çin'in üzerine, ama Çin zaten bende bir sıkıntı yok, istediğini ben alabilirim diyor. Amerika ve İngiltere daha uçta kalıyorlar ama toparlayacak olur isek, eğer bu işe çıkıldıysa, eğer Avrupa gerçekten 80 yılın en büyük şokunu yaşıyor ise ve güvenlik tehdidi hissediyor ise bence petrolle daha kolay,
doğal gaza daha zor ve daha pahalı olmak üzere bu bağımlılığı azaltabilir. Yani buna karşı Rusya ne yapar? İşte kömür de satmam der, buğday da satmam der, işte alüminyum da satmam, paladyum da satmam diyebilir ve bunların ağırlığı da sert olur. Ancak şunu unutmayalım ki bunun Rusya'ya olan etkisi de çok ağır olacaktır. Mesela bugün itibariyle Rusya yabancıların yurt dışına sadece 5.000 dolar çıkartabilmesinden tut da yerlerin kendi dolar hesaplarından, döviz hesaplarından sadece 10.000 dolar alabilmesine kadar her türlü kısıtlamaya gitti. O yüzden hani için iki tarafı var. Evet, Rusya emtia piyasasında önemli bir oyuncu. Evet, bunları eğer tehdit olarak kullanırsa Avrupa'da biraz daha ciddi sıkıntı olabilir. Ancak bu sıkıntı zamana yayıldığında, ki şunu da şu son sözle sana ekleyeyim. Almanya'da %65'ler, İngiltere'de %75'ler civarında anketlerde eğer sizin cebinizi yakacak da olsa enerji üzerinden diğer o kullandığınız Rus ürünleri üzerinden yaptırımlar devam edilsin mi dendiğinde Almanya'da halkın %65'i, İngiltere'deki halkın ise %75'i evet diyor. O yüzden kısa vadede Rusya'nın tehdidi önemli. Orta ve uzun vadede ise Rusya'nın mutlaka başka şeyler getirmesi lazım masaya pazarlık için. Peki Avrupa Birliği dedi ki yeni bu yaptırımlara göre kripto paraların Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı kullanılmasını engelleyeceğiz. Nasıl engelleyecekler? Yani merkeziyetsiz diyoruz, sonra da kripto paraları engelleyeceğiz diyoruz Rusya'ya. Bu bir de sence kripto piyasaları etkiler mi? Yani bugün gerçi fiyatlama öyle değil. Bitcoin tekrar yönünü yukarı çevirdi ve yine birçok kripto para daha ama. Güzel, bu konuda tabii çok takip ediliyor. Biliyorsun uzun süreden beri Amerika'da Biden'ın, yani daha doğrusu Beyaz Saray'ın hazırlayacağı bir kripto para genelgesi bekliyorduk. İlk sızan maddelere baktığımızda öyle korkulduğu gibi hani bütün piyasayı alt üst edebilecek büyük yasaklamaların geleceği bir mevzuattan ziyade işte maliyenin, kara para aklamanın, hazinenin, birçok birimin göreve çağrıldığı bazı konulardaki Amerikan dolarıyla yarışan, işte faiz veren, türev ürünü veren, özellikle DeFi dediğimiz ürünlerle ilgili risklerin ortaya konduğu ama dört ayrı maddeye de neden Amerika'nın bu blockchain teknolojisinden ve kripto para gelişmelerinden geride kalamayacağı, burada neden liderliği eline alması gerektiği, nasıl bir mevzuatla bunun hem vergi kısmı hem kara para kısmının daha uygun ve daha sıkı yapılması şartıyla bu teknolojide nasıl Amerika'nın önde olması gerektiği anlatıldı. Dolayısıyla kripto paranın fiyatladığı biraz bu. Yani korkulan olmadı. Gelelim senin sorduğun soruya. Orada tabii ki kripto para merkeziyetsiz olması hasebiyle böyle bir yaptırımda Swift'i kapatmak gibi değil. İşte atıyorum ya da ben senin bankalarına yaptırım getiriyorum demek gibi bir şey değil. Ama güzel. Özellikle Batı'nın daha fazla ağırlığının olduğu, Batı'nın kurallarıyla uyum sağlayacağını açıklayan Coinbase, Kraken gibi başta exchange'lerin, yani borsalara getirilen bazı zorunluluklar olacaktır. Zaten Coinbase'in şu ana kadar 25 bin tane Rusya ilişkili hesabı kapattığını biliyoruz. Bence bunu kastediyorlar orada. Yaptırım uygulanan ülkeler ve o ülkelerdeki kişilerle ilgili olarak işlemlerin azaltılması, bunların hesaplarının kapatılması ve Batı'nın onay vermiş olduğu exchange'lere mümkün olduğunca işte kripto para vasıtasıyla girmeye çalışan yaptırım uygulanmış ülkelere bir set konulması isteniyor. Bu kripto paranın ruhuna aykırı mı? Aykırı. Ama sanırım bütün kripto parayı aman işte Ruslar kullanmasın ya da şu ülke kullanmasın ve yaptırımların sağından solundan geçmesin diye kapatmak yerine exchange'leri, yani borsaları bu konuda yetkilendirerek kripto paranın ruhuna zarar vermek şartıyla bir düzenleme getirmeye çalışıyorlar. Bu da bence ehveni şer gibi gözüküyor şu anki noktada. Şunu da söyleyeyim güzel. Belki Rusya'nın yaptırımlar konusunda kripto parayı kullanması White House'un, yani Beyaz Saray'ın uykularını kaçırıyor olabilir. Ama öbür taraftan çok hızlı bir şekilde Ukrayna'ya 100 milyon doların üzerinde yapılan yardımın da kripto para üzerinden gittiği görüldüğü için bunun diğer taraftan ne kadar efektif çalışılabildiği de bu savaş sırasında görüldü ve not edildi. Şimdi Cüneyt, içeride de regülasyon dahil çalışmalar hız kazandı. Biraz bu tarafı da konuşalım istersen. Yani tabii bir yandan sektör temsilcileri ve kripto para işlemi yaptığımız platformların talepleri farklı. Bir not söylüyor, farklı bir sinyal veriyor. Kamu otoritesinden gelen sinyaller apayrı. O yüzden ortada buluşulabilecek mi ve hangi vadede çıkacak bizdeki bu regülasyon? Biliyorsun bununla ilgili çok geniş bir çalışma oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sektörün
önde gelenleriyle tabir edilen ya da bu konuda bilgi sahibi olanlarla konuşmalar yapıldı. Daha geniş çaplı bir çalışma yapıldı. İlk ortaya sızan taslakta biraz fazla düzenleyici, kamunun biraz fazla dahil olduğu ve aslında kripto paranın ruhuna ya da kripto paranın işleyişine aykırı olarak düşünülen bazı düzenlemelerin de olduğundan bahsedildi. Ama diyor bahsediliyorum, bu konuyla ilgili net bir açıklama yok. Ve taslakla ilgili görüşmeler devam ediyordu. Şimdi aslında bütün dünya için Amerika'nın, yani Amerika'daki uygulama 3 aşağı 5 yukarı bence yol gösteriyor olacak. Çünkü ya siz Çin gibi, İşte bazı ülkeler gibi, hani Kuzey Kore gibi, bazı Latin Amerikalı ülke gibi, Suudi Arabistan gibi, birkaç ay öncesine göre Rusya gibi kökten burayı kapatıp bütün bu işlemlere yasak getirip hiçbir şekilde kullanmasına izin vermeyeceksiniz. Ya da hayır, ben kripto parayı bir varlık sınıfı olarak tanımlıyorum. Kripto varlıkları, bunu bir varlık sınıfı olarak nitelendiriyorum. Spekülatif olduğunu anlıyorum. Bunun aracılarına bazı yükümlülükler verdim. Bu aracıları yapmış olduğum yükümlülüklerle işte kimler bu varlık sınıfında işlem yapabilir? Bu varlık sınıfında yapılan işlemleri kara paradan nasıl ayırt etmek gerekir? Ortaya çıkacak gelir olursa hangi vergi grubuna göre bunu değerlendirmek gerekir? Olası ki Türkiye'de görüldü, borsalarda yaşanabilecek olan problemlerde nasıl önlem almak gerekir? Burada küçük yatırımcı nasıl korumak gerekir gibi düzenlemeler bekleniyor. Ben Amerika'da da benzer bir durumu görüyorum. Amerika'da da özellikle Elizabeth Warren ekibinin çok daha kapatalım edelim, bu kripto para başımıza çok dertler açacak söyleminin oldukça yumuşatıldığını ve aslında işte maliyenin, hazinenin, oradaki kara para aklamanın, SEC'in hepsinin devreye girerek mümkün olduğunca Amerika'nın bu konudaki dominansını arttırıcı ama checks and balance diyebileceğimiz, yani kim alıyor, kim satıyor, vergisini ödüyor mu, kara para karışıyor mu gibi konulara açıklık getirilmesi bekleniyor. Türkiye'de de buna benzer bir uygulama olacağını tahmin ediyorum, öneriyorum ve bekliyorum. Aksi takdirde arada kalmak çok zor olacak. Çünkü belli ki Amerika'nın açıklayacağı yol haritasından sonra 3 aşağı 5 yukarı bütün müttefiklerinden de benzer açıklamalar gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi Cüneyt, 13'lerden içerideki gündeme geliyorum. 13'lerden dolar TL'de pozisyon alan ya da işte yaklaşık o seviyelerde 12'lerden giren de olabilir tabii ama bu 22 Aralık'tan sonra KKM'ye geçenler. Şimdi 22 Mart itibariyle vadede de olacak orada ama %30 gibi, yaklaşık %25-30 gibi bir yükseliş yaşanıyor kurda. Ve volatiliteye baktığımızda da ekranı da arkadaşlar getirirse sevinirim. Yani şu son 5 günde dolar TL'nin zımni oynaklığı Ruble'den sonra en hızlı artan implied vol para birimi olmuş. Yani historical taraf o kadar değil ama implied olan taraf çok sert yükseliyor. Şimdi bu süreç, yani senle hep şimdiye kadar KKM'nin hazineye etkisi işte vesaire diye konuştuk ama işin bir de şu boyutu var. Aynı anda cari açık vereceğiz, aynı anda rezervler negatifte, aynı anda enflasyon %50'nin üstünde. Yani Türkiye hiçbir zaman böyle bir dönemden geçmedi. En son biz 50'lerde enflasyonu gördüğümüzde bir kur problemimiz yoktu. 1990'larda, 2000'lerde. O zaman zaten cari fazla veriyorduk, cari açık da vermiyorduk. Aynı anda bu kadar kırılganlığı nasıl yöneteceğiz sence? Bu aslında hani bugün Cumhurbaşkanı da açıkladı. İşte KKM ile dövizdeki dalgalanmayı belli bir seviyede tutuyoruz şeklinde. Şimdi bu anlamda hakikaten aslında senin söylediğin gibi bu seneki cari açığı eğer enerji fiyatları böyle giderse %4-5'leri aşabilme ihtimali olan, CDS'e 7-600 bas puana çıkmış olan ve aynı zamanda da işte turizm gelirlerinden ciddi bir zarar görme ihtimali olan bir ülkenin kurunda daha büyük dalgalanma olabilirdi. Yani o dalgalanmayı KKM belli bir oranda, ki 500 milyarların üzerinde bildiğim kadarıyla bir birikim var KKM'de. 550 olmuş, belli evet. Bir oranda 550 olmuş. Belli bir miktarda dizginledi ama o dizginlemenin bir maliyeti var. Yani o dediğin gibi, yani bankanın vermiş olduğu her 3 aya 4 puanlık bir getiri var. Ama o 3 aydaki kurun getirisi bundan çok daha yüksek olacak olursa üzeri hazine tarafından verilecek. O da %25 ve, yani o zaman olarak, bütçe açığı riski mi olacak tekrar? Ya cari açığı evet, olarak. Evet, bunun ciddi bir hazineye olan borcu söz konusu olacak. Yani yükü söz konusu olacak ve bu hazine bu yükü daha fazla TL cinsinden borçlanarak çözmeye çalışacak. Aslında bu bütün vergi verenlerin üzerine, omuzlarına yüklenen bir yük. Ne diye? Döviz kurundaki dalgalanma bu kadar olup biten içerisinde mümkün olduğunca sınırlı kalsın diye. Şimdi bu anlamda belli bir yere kadar işe yaradığını görüyorum ben bunun. Ve şu konjonktürde yanı başımızda Kiev'e bu kadar yakın bir ülke olarak bunun KKM'nin Türkiye'ye özellikle yüksek CDS'inin olduğu, kırılganlıkların arttığı bir noktada
ekstra destek de verdiğini görüyorum. Ama dönüp dolaşıp iki tane riske geliyoruz. Bir, bu maliyet arttıkça hazine bu işe ne kadar uzun süre yüklenecek? Yani hani tamam bu yıl zor bir dönemden geçiyoruz, öyledir böyledir. İşte belki yıllık yıl boyunca 80-90 milyar lira hazine bunun maliyeti olacak. Yıl bütün yıl 250 milyar lira açık vereceğimizi düşünecek olursa 80-90 milyar da kuru stabil tuttuk diye yani bir miktar yutkunulabilir tırnak içerisinde söylüyorum. Ama bu daha ne kadar uzun sürecek? Bir. İkincisi, madem KKM bu kadar bizim için önemli, niye KKM'nin en büyük tatlandırıcısı olan kur konusunda böyle bir saplantımız var? Yani ne CDS oranı 600 bas puan, ne hazinenin borçlanması %25, ne TÜFE %55, ne ÜFE %110, KKM ile verilen %16'lık faizin yanından geçmiyor. KKM niye %16'da? Bu soruya cevap vermemiz lazım. Eğer bu metotta ısrar edecek olursak, bana göre artık bu metottan vazgeçmemiz kolay değil. Dışarıdaki şartlar da bizi burada biraz daha dikte ettiriyor. Ama KKM'nin iştahlı bir şekilde devam etmesini bekliyorsak, nasıl 6 aya 3 aya düşürdük tüzel kişiler için, içerisindeki faiz tatlandırıcısını da, ki bunun üstü tatlandırıcı değil yani, insanlar oraya geldiğinde en azından enflasyona karşı kendileri korumada daha yüksek bir TL faizi bulmak durumundalar. Aksi takdirde KKM'nin iştahı azalacak olur ise, bizim son zamanlarda gördüğümüz ya nasıl oluyor, niye döviz rezervimiz azalıyor sorusundaki sorunsalımız biraz daha sıkıntılı bir yere gidebilir. Çünkü enerji tarafından piyasaya düşmeden Merkez Bankası merhem oluyor BOTAŞ'a ve diğerlerine. Bir yandan ihracatçıdan topluyor, bir yandan reskonttan topluyor, öbür taraftan BOTAŞ ve diğerlerine satıyor. Buradaki bu çarkın rezervlerin üzerine daha fazla baskı yapmaması için KKM'den daha fazla döviz dönmesi lazım. Onun için de içerisindeki TL tatlandırıcısının daha makul bir yerde olması lazım diye düşünüyorum. Cüneyt, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İyi akşamlar. Cüneyt Başar'ın da görüşlerini aldık ve gidelim buradan Bloomberg.com'da öne çıkan başlıklara. Rus uçaklarını hava sahasını kapatan İngiltere havacılık sektörüyle ilgili yeni yaptırımları hazırlanıyor. Buna göre yeni yaptırımlar İngiliz makamlara Rus hava araçlarını alıkoyma ve havacılık ya da uzay araçlarıyla ilgili ürünlerin Rusya'ya satılmasını engelleme etkisi veriyor. AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları mercek altına aldıklarını ve gereken müdahaleleri yaptıklarını kaydetti. Erdoğan, her konuda vatandaşlarımız lehine yapılabilecek ne varsa hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın dedi. 2002 model iPhone SE başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıtan Apple, Türkiye'deki ürün fiyatlarına zam yaptı. iPhone 13 modellerinin Türkiye satış fiyatları %14 ile %19 arasında artırılırken iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17.499 TL'ye çıkarıldı. Kredi Değerlendirme Kuruluşu S&P'den yapılan açıklamada Amerika'nın kredi notunun teyit edildiği duyuruldu. Açıklamada Amerika'nın uzun vadeli kredi notunun AA artı ve kısa vadeli talep edilmemiş kredi notunun A1 artı olarak teyit edildiği aktarıldı. Öne çıkanlar böyle. Kapanışa doğru programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.